Abi merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Emin Uğran, Şanlıurfa doğumluyum. Seda Şekerleme işletmekteyim. Burada bahçeli evlerde yolların açılması bir esnaf olarak sizi bir nebze rahatlattı mı? Muhakkak ki rahatlattı. Urfa halkı zaten araba olmadan, ulaşım olmadan herhangi bir yere gitmekte zorluk çekiyor. Yolların açılması da bu konuda bize çok yardımcı oldu yani. İşlerimiz açıldı yani. Peki buradaki ağır hasarlı binaların oluşu işlerinizi etkiliyor mu? Muhakkak etkiler. Halen korkan insanlarımız var. Halen depremden etkilen insanlarımız var bu konuda psikolojikmen. Bu konuda yani gerekli makamlardan bunların bir an önce yıkılıp mı veyahut da artık yıkılmayıp da başka bir şey olacaksa yapılsın. Bunu istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hasan Çiftçi, Hatay Döner, Dilsos. Burada yolların, bir zamanlar yollar kapalıydı ve yollar açıldı. Bir nebze olsun rahatladınız mı? Biraz rahatladık ama bu yıkılacak binalardan dolayı insanlar korkuyor girmeye. Bir an önce yıkılsa çok memnun oluruz. Vatandaşlar için de, esnaf için de çok iyi olur. Peki bu ağır hasarlı binaların hala yıkılmaması işlerinizi etkiliyor mu? Muhakkak. Bütün insanları etkiliyor. Bütün vatandaşı etkiliyor. Esnaf da, insanlar da, herkes için aynı. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Çakır, emekli itfaiye amiri. Ahmet Bey, burada yolların açılması bir esnaf olarak sizi bir nebze olsun rahatlattı mı? Tabii ki yani önceden Abide kavşağından araçlar dönemiyordu. İpek yola doğru dönüyorlardı. Oradan da bayağı uzuyordu. O yüzden vatandaşlar bu yolu tercih edemiyordu maalesef. Ama şu an yol açıldığı için hem bahçeler ve girişler açılmış oldu. O yönden biraz şey yaptı yani. Peki bununla ilgili bir de burada ağır hasarlı binalar da çok. Evet. Bununla ilgili bir çağrınız var mı? Evet, bunların bir an önce... Daha prosedür nedir onu bilmiyoruz. O da yetkili arkadaşlarımız biliyor. Ama bir an önce bunların ya çevre kontrolü tamamen sağlanması lazım veya yıkılması gerekiyor. O yüzden yetkililerin de buna bir an önce önlem alması gerekiyor. Hatta bazen bariyerleri kurdukları zaman vatandaşlar ister istemez o bariyerleri veya bandajları yırtıp atıyorlar. O yüzden çok sıkıntılı. Ben biraz önce geçerken de gördüm. Ya Allah korusun, illaki bu binalardan birisi yıkılırsa maalesef kötü sonuçlar doğabilir yani. O yüzden